Herkese merhaba. Ta Japonya'dayken beri yapmayı istediğim bir şey yapacağım şu anda. Eyüp Sabri Tuncer videosu çekeceğim. Siparişimi verdim. Kargo geldi. Az önce de annemler geldi. Annemle teyzem. Teyzem ameliyatı iyi geçti. Teyzem şu anda içeride. Annem de içeride. Bir süredir nefese 24 saat ben bakıyorum. Seray'ın yardımlarıyla tabii ki gündüz. Tek başına çocuk bakmanın ne kadar zor bir şey olduğunu unutmuşum bu yaz döneminde. O hatırlatılmış oldu bana ama çok şükür teyzem çok iyi. Dualarınız, mesajlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Eyüp Sabri Tuncer'in bir setleri var, sürekli gördüğüm, karşılaştığım. Onlar için aslında bu siparişi vermiştim. Öncelikle siteye girdim. Şöyle 1 litrelik şu el dezenfektanı gibi olan 180 derecelik limon kolonyasını gördüm. Şişesinin aslında herhangi bir şeyle dökülebilir ama ben uğraşmak istemediğim için limon ağaçlarının serinlik veren olgun meyveleriyle uyandırıcı ve ferahlatıcı etkisini gün boyu hissedeceğiniz geleneksel limon kolonyası. Gerçekten sizi yormayan, baymayan, çok hoş böyle çiçeksi bir kokusu olan limon kolonyasıymış bu. Bunu evin girişine koyup pıs pıs her gelen sıksın diye dezenfektan da var zaten evin girişinde. Onu da almıştım. Bunu da onun yanına koyacağım. Çok hoşuma gitti. Sonrasında az önce bunu açtım içeride. Eniştem eczanede çalışıyordu benim. Biz küçükken eczaneye gidip böyle parayla, işte çok küçük paralar, 10 kuruş, 25 kuruş falan, böyle 250 bin tabii o zaman. Kolonyalı mendiller alırdık. Eyüp Sabri Tuncer'in de bu kolonyalı mendillerine, bu pandemi sürecine girdiğinde annemlere kolonya almak için bu kolonyaların yağmalandığı dönem girdiğimde görmüştüm. Onların hem tamamı stok dışıydı. Ve bunların çeşitleri var. Ben beyaz çaylıyı seçtim. Çok beğenmedim kokusunu. Ekstra böyle oh wow olmadım. Ama bu kolonyalı mendil, ıslak mendil değil, kolonyalı mendil geleneği çocukluğumdan beri olduğu için böyle çantalara 3-5 tane atmayı düşünüyorum. Hatta belki hediyelik Japonya'ya gidişte verebilirim ya da kendim de kullanabilirim diye düşündüm. Sonrasında ben daha önce de zaten gratis alışverişlerinde bu kremlerinden kullanıyordum Eyüp Sabri Tuncer'in. Bu el ve vücut losyonu ben pompalı kullanıyordum. Pompalı gelmedi açıkçası, birazcık üzüldüm. El ve vücut losyonu. Bunlardan da Japonya'ya gitmeden önce hediyelik alıyorum. Hem el kremlerinden ya da böyle el kremleri yoktu galiba. Böyle kayınvalideme, görümcebe falan hediye ediyorum. Onlar da çok memnun. Sanırım avokadolusu da vardı. Ben bu zeytinlisinin hafif kokusunu da çok seviyorum açıkçası. Biraz şişe küçülmüş mü geldi, şişe değişmiş mi geldi, biraz farklı geldi bana. Paraben ve gluten içermez yazıyor üzerinde. Güneş sonrası da ideal diyor gerçekten. Hemen emiliyor. Hem kokusu da çok güzel. Hiç insanı yormayan, sıkmayan bir şey. Gratislerde indirimde almak çok daha mantıklı. Şu an kendi sitesinde daha uygundu ama gratislerde indirim zamanı bence alınabilir bir ürün. Esasında almak istediğim, bunların vergileri ayrı yazıldığı için fiyatlarını bilemiyorum ama 8-10 küsür liraya almışım herhalde bunu vergiyle beraber. Bu şu da 36-37 liraya falan almışım sanırım. Şu 50'li de bu da 12 desen 15 liraya falan almışım. 14 küsür. Ya bunların küsürleri var vergileriyle beraber fiyat olarak. Ama benim bir de poşet satın aldım. Poşeti ben daha farklı hayal ediyordum. Bu da 25 kuruş falandı yani. Şöyle ben daha büyük hayal etmiştim. Bu kadarmış. Eğer benim gibi poşete para vermeyi düşünüyorsanız böyle geliyor. Bir tane de şey almışım. Bunu da şimdi fark ettim. Ayvalık zeytin çiçekli kolonya almışım. Bunu da arabaya koyarım diye düşündüm. Bir de eğer bunu böyle beğenirsem Japonya'ya götürmek için. Sadece kolonyası daha yok. Ayvalık zeytin çiçeği almışım. Şu an güzel kokuyor ama çok yoğun bir kokusunu alamadım yani şu an. Belki her yerim koktuğu için. Eğer böyle kokusunu alamayacaksam şimdi size göstereceğim ürünlerin bir anlamı kalmayacak. Esasında bu alışverişin sebebi bu setler. Bu Eyüp Sabri Tuncer'in setlerini ben hem böyle beğenirsem, güzelse Japonya'ya götürmek için almak istiyorum. Hem de böyle büyük boy hangisini alsam diyebilmek için, kokularını öğrenebilmek için satın aldım. Bu set 2 olan 35 liraya falan geliyor sanırım. 32-33 lira yani. 30 lira ile 35 lira arası 5 tane küçük kolonya var.
Şu an şöyle bir dışından koku gelmedi. Bunun içerisinde bunun sayısını bilmiyorum hangisi olduğunu, bunu bilemiyorum. 1, 2, 3 diye var. Bir tanesi stok dışıydı. Bu normal serideki elimdeki Gardenia, Rainforest, Yağmur Ormanları, Yasemin, Paris Geceleri ve Ayvalık şeyi var. Tam olarak Ayvalık Zeytin Çiçeği. Şunun, şu küçüğünü de almışım yani. Şunların ikisi aynı. Bunlar küçük 16 mililitrelik şişeler. Hem çok tatlı. Çok küçükmüş. Daha büyük olabileceğini düşünmüştüm. Hem de fısfıslı. Bunların açılamıyor tabii ki fısfısları. Böyle şık bir dekor olarak da düşünülebilir. Bunu şimdi sıkmayacağım. Çünkü büyük boyunu aldım. Bunun ekstra böyle beni vav yapan bir şey olmadı. Bunu çok merak ediyordum. Paris gecesi. Bu biraz daha parfümlüdür diye hayal ederek. Evet. Tütün kolonyası gibi koktu bana. Bizim burada Sabri amca vardı. Mischilerin dükkanı. Onun dükkanı gibi kokuyor. Ya rahmetli rahmet istedi. Yemin ediyorum şu an 10 yaşındayım. Anneannem beni kına almaya Mischilerin dükkanına gönderdi. Allah rahmet eylesin. Sökeliler beni anladı. Bu tamamen tütün kolonyası gibi koktu bana ya. Paris geceleri tütün kolonyası gibi kokuyor. Böyle bütün kolonyaların karışımı gibi böyle. Allah'ım yemin ediyorum ya. Eski kolonyalar. Böyle tütün kolonyasına birazcık limon karıştırmışsın gibi falan. Hiç Paris'li gecesinin böyle kokacağını hayal etmezdim. Ay gözlerim de böyle bir doldu. Yasemin kolonyası. Bunun büyüğü vardı evde. Bunu da almıştım o pandemi döneminde. Annemler için almıştım. Evde bunun da büyüğü var. Bu da güzel. Evet bu güzel. Mis gibi çiçek kokuyor. Hatta benim ortaokuldayken kullanmış olduğum bir deodoranta çok benziyor kokusu. Çok güzel koktu şu an. Yasemin çiçeği. Kolonya Yağmur Ormanları. Yağmur Ormanları nasıl kokuyormuş. Aslında benim artık kolumda yer kalmadı. Bunları tabii ki videodan sonra... bu parfüm gibi kokuyor. Adidas'ın bir erkek parfümü var. Aynı onun gibi kokuyor. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Bu neymiş? Yağmur Ormanları. Bildiğiniz böyle çok erkeksi olmayan, çok maskülen olmayan bir erkek parfümü var Adidas'ın. Mavi rengi sanırım. Onun gibi kokuyor. Şaşırtıcı bir, çok spesifik bir şey oldu. Bu da Gardenia kokusu. Gardenia kokusu nasıl acaba? Çok emin olamadım. Şu an burası hani farklı farklı koktuğum için de olabilir. Ya benden de kaynaklı olabilir. Bundan da kaynaklı. Kötü değil. Kötü bir koku almadım. Ama şu an çok baskın. Biraz bir ekşi ot kokuyor. Böyle hani çiçek toplarsınız ya papatya falan. Papatyanın böyle yeşil tarafları ot ot kokar ya. Aynı onun gibi koktu şu anda bana. Benden de kaynaklı olabilir. Diğer seriye bak. Şu an Sabri amca geliyor geçiyor. Adidas geliyor geçiyor. O ikisi çok baskın şu anda. Mischilerin kokusu. Tütün kolonyası resmen. Tütün mü var acaba? İçeriğine bakacağım sonra. Şu an yazılar çok küçük olduğu için cesaret edemedim. Bu da böyle görünüyor. Bunun içerisinde de klasik limon var. Bunun da zaten aynı paket. Bu zaten klasik limon. Bunu koklamama gerek yok. Japon kiraz çiçeği. Bunu bana çok gönderiyorlar. Kiraz çiçeklerin normalde hiç kokusu yok. Japonya'daki kiraz çiçeği kokmaz. Japon kiraz çiçeği tamamen bir pazarlama ürünü. Özellikle Bath & Body Works'un. Biraz akma yapıyor. Şu an mesela kapaktan elime damladı. Şöyle görülebilir mi bilmiyorum ama akma yapmış. Sıkalım. Bunun da baskın bir tadı. Kokusu yok. Beni hani Bath & Body Works'inki gibi wow yapan bir durum yok. Wow diyen bir durum yok. Bunu da tekrar belki sonrasında koklamalıyım. Bilmiyorum. Benden de kaynaklı olabilir. Hep aynı şeyi söylüyorum ama ondan da kaynaklı olabilir. Bu beyaz çay aldığım mendille aynı kokulu. Mendilde kokusunu sevmedim. Yani sevmedim demeyeyim de çok baskın bir koku göremedim, bulamadım. Bu şişede deneyeceğim. Bunlar böyle bitince kitaplıkta çok güzel durmazlar mı?
Kutuları da çok güzel. Üzerindeki çizimler çok güzel. Kim yaptıysa dizaynları çok hoş. Yani beyaz çayın o ferah beyaz çay kokusu var yani. Hani beyaz çaylı ürünlerin o kokusu var ama bilemiyorum. Büyük boy alacak kadar değil sanırım. Şu anda sadece klasik, şu an 3'te 2 bilmiyorum. Sonrasında hatıralar. Bunun tam boyunu almıştım. Annem beğendim demişti sanki. Bunu merak ediyorum annem beğendim dediği için. Bunlar niye böyle akmış gibi ya? Bilmiyorum. Bak bu da evet. Bu da akıtıyor. Nereme sıkayım artık? Perdeye sıkayım. Bu da böyle çok bilinen bir parfümün çok hafif böyle hani uçmaya yakın hali gibi koktu ama ne olduğunu çıkaramadım. Hatıralar şu anda beynimde hiçbir şeyi canlandırmadı. Ama güzel temiz bir böyle parfümsü bir kokusu var. Hani kötü değil. Büyük boyuna şans verebilirim. Ve lavanta. Bazı doktorların özellikle bu pandemi sürecinde önerdiği lavantanın antiseptik özelliği varmış sanırım. O yüzden buram buram lavanta kokuyor. Lavanta kokusu öneriliyor. Şu aşağıya sıkayım. Evet bu buram buram lavanta. Ben bu kadar yoğun lavantayla elimde, yüzümde, vücudumda yani baş edebilir miyim bilmiyorum ama baya baya lavanta kokuyor. Bu 10 kokudan ne aklımda kaldı derseniz Sabri amca, misçiler yani Paris geceleri kaldı. Bunun tam boyunu düşünebilirim. Tam boy olmasa da belki böyle sprey boyunu düşünebilirim. Ve yağmur ormanları da Adidas gibi kokuyor. Adidas gibi bir arkadaşım kullanıyordu. Onun parfümüne çok benziyor. Diğerleri hakkında kararsızım. Limon gerçekten çok keyifli. Diğer böyle yoğun, keskin alkol kokusu olmadan limon çiçeğinin gerçekten etkisini alabildiğiniz güzelmiş limon kolonyası Eyüp Sabri Tüncel'in. Yasemin zaten evde büyük boyu var. Onu da seviyorum. Bunu da deneyeceğim. Bilemiyorum şu an. Bilemedim yani. O yüzden stok dışı olan numarayı da çok merak ediyorum. Ben 2 numarayı almışım. 3 numarayı almışım. 1 numarayı stok dışı olmasının bir anlamı var mıydı? Tamamen tesadüf mü bilemiyorum. Japonya'ya hediyelik almayı düşünüyordum. Bilemiyorum. Bakacağım. Sonrasında şöyle bu daha pahalı bir serisi. Audu serisi. Bu 55 liraya falan geliyor. Çok merak ettim. Bir tanesi 11-12 liraya gelen bu. Aynı boy 16 mililitre. Bunlar daha yoğun mu? Daha parfümsü müdür? Özelliği nedir acaba diye. Çok uzun süre bunu alıp almamayı içime sindiremedim. Yani şunu 55 lira vermeyi pek içime sindiremedim. Ama sonrasında paketleri çok güzel öncelikle. Gerçekten ben bu deseni çok seviyorum. Indian. Bunlar da bilmiyorum. İnşallah güzel kokar. Rose diyor. Güllü kolonya. Rose out. Gül. Bakalım. Kahverengi güller falan var kapağında görülebiliyor mu? Çok parfümsü olacağını düşünüyorum. Nasıl yapalım? Nereye sıkalım? Perde. Perdeye sıkalım. Şu an Japonya'da böyle gül suyuyla karışık böyle Asya mağazaları oluyor ya, çayhane var özellikle. Öyle bir mağazaya girmiş gibi hissettim. Wow olmadım ama neredesin? Gül suyu ağırlıklı Asya kokusu gibi. Şurası boş. Şurayı koklayalım. İstanbul diyor. Bunun paketi çok güzel. Tam böyle İstanbul mavisi, turkuaz mavi gibi. Kokusunu çok merak ediyorum. Ne varmış içerisinde? Stres falan var herhalde. İçilmezmiş. Bunların kapakları da böyle altın kapak. Daha böyle farklı. Şuraya sıkalım. Oo! Gucci Rush'a o kadar çok benziyor ki. Böyle şekerli, baharatlı,
Wow, tam parfüm gibi. Şekerli, baharatlı parfüm sevenler bu İstanbul'u çok severler. Kalıcılığını çok merak ettim. Bunların bir de böyle kalıcılığını deneyip ilerleyen vloglarda falan size göstermek, anlatmak isterim. Bu neymiş? Okumadım. Desert çöl. Old. Neymiş? Efendim Güşah'cığım, içebilirsin ablacığım. Ben içebilir miyim? Evet. Bana bir şey hatırlatıyor mu? Hatırlattığı şeyi bulamıyorum. Nereye sıktım? Böyle kapalı çarşıda baharatlar satan, eski de kokan bir mağaza. Bir eski kokuyor ya ama böyle wow, eski kitap gibi değil de eski eski kokuyor. Böyle eskici gibi kokuyor. Tamam, buldum eskiciyi gerçekten. Sevemedim. Night Out diyor. Bu da nasıl olacak acaba? Paketleri çok güzel gerçekten. Hediyelik olarak. Gerçekten bu böyle... Nerede sen? Şuraya sıkayım. Aa, bunun tütsüsü vardı. Bu tamamen tütsü gibi kokuyor. Böyle sedir ağacı falan kullanıyordum ben eskiden. Onlar gibi kokuyor. Bunların hepsi böyle baharatçı, eskici, o tarzda bir kokular. İstanbul'u çok sevdim şimdilik. Bir de Hindistan var şu anda. Bunun da paketi çok güzel görünüyor. Bunları çok karıştı ortalık. Şu perdeyi şu tarafına alayım. Gucci Rush o kadar yoğun ki İstanbul muydu? Aa, bu da güzel. Bath & Body Works'ın yıllar önce Indian Nights diye bir parfümünü almıştım ben Tokyo'ya gittiğimiz zaman. Onun mor bir parfümü vardı. Onun gibi, ona benzettim kokusunu. Tabi bu kadar kokudan sonra şu an şekerli Gucci Rush gibi kokuyorum gerçekten. Bu kadar kokunun üzerine ne kadar doğru ve yerinde kararlar alabildim bilemiyorum. Ama bence hediyelik olarak aşırı mantıklı diyeceğim de bunu hediye alan insan mutlu olur mu bilmiyorum. Böyle minyatür şişeleri falan, koleksiyon falan yapıyorsa belki koleksiyonerlik anlamında çok hoş ürünler burnum kaşında. Ama kokular anlamında 55 lirayı hak ederler mi bilemiyorum. Tek tek kullanıp öyle bir karar vermem daha mantıklı olacak. Diğerleri de beni hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Bunlardan çok umutlu, ümitliydim. Böyle birkaç tane hediye alır götürürüm diye düşünüyordum. Hediyelik yapılacak kadar mantıklı bulmadım hiçbirini. Tek tek de satılmıyorlar. Tek tek mesela India, mesela limon kolonyası hediye alıp götüreyim diye mesela böyle bir şey. 5 tane sepete atılıyor. 5'li set yapıp gönderiyor. Tek bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan alamıyorsunuz. O yüzden o zaman bu setlerin mantığı kalmaz zaten. Sanırım böyle setli mi gönderiyorlar bilemiyorum. Görüntü olarak çok hoş. Şöyle kitaplıkta falan mesela bittikten sonra çok mu yüksek oldu? Şurası daha mı olur kamera açısından? Şöyle kitaplıkta çok hoş duracaklar. Ama kullanım açısından birazcık şaşırttı beni açıkçası. Ama dediğim gibi bunu gerçekten çok seviyorum. Bunu da gerçekten çok severek kullanacağız. Bu kolonyalı mendillerin başka bodrum mandalinası falan vardı. Aa, sanırım o almadığım setin içerisinde. Keşke bunu öyle bir şey alsaydım. Neyse. Olan kokulardan tekrar bir sipariş verirsem, tekrar eğer bu videoyu beğenir ve devamını isterseniz tekrar alışveriş yaparsam onu da sizinle paylaşırım. Belki böyle tek bir video olmaz. Herhangi bir vlogun içerisinde olur. Kitaplık bu odanın boyası bitti. Kitaplık yerleştirmelerim hemen hemen bitti. Perdelerim gelecek. Perdeler değişecek. Onları sizinle sonra paylaşacağım. Günlük hayatta video çekmekte zorlanıyorum açıkçası ama onu da çekeceğim. Onları da sizinle paylaşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.